Merhaba arkadaşlar, Guardia Turca'dan sevgilerle. Bu programdaki konumuz Belçika Malinois'lar. Belçika Malinois 1800'lü yıllarda üretilmeye başlamış. 1911 yılında Amerika'ya götürülmeleriyle beraber dünyada tanınmış ve meşhur olmuş. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda savaş köpekleri olarak, yani savaşta kullanılan köpekler olarak çok başarı sağlayınca iç köpekleri içinde zirveye oturmuşlardır. Belçika Malinois'lar genelde jandarma, polis, sahil güvenlik tarafından kullanılırlar. Uyuşturucu köpeği, bomba köpeği, arama köpeği olarak. Tabii zamanla bu çalışmalar, mesela bizim ordumuz da Belçika Malinois'u yoğun kullanıyor, Türk ordusu. Zamanla bu çalışmalar köpekleri de iş köpeği vasfında yoğunlaştırmaya başladı. Şimdi Belçika Malinois'lar çok hiperaktif, çok enerjik, çok hareketli köpeklerdir. Mutlaka eğitilmeleri gerekir. Yani hep ben espri yaparım Belçika Malinois'larla ilgili. Evde Belçika Malinois olur mu diyorlar. Tabi tavanda ayak izi görmek istiyorsan niye olmasın ki? Tavanda bile yürür Belçika Malinois. Ama eğitildikleri zaman muhteşem köpekler olur. Kesinlikle agresif yavruların alınmaması gerekir. Saldırgan olurlar. Yani öyle cüssesi küçük diye, tabii birçok insana göre büyük olabilir de tabii bana göre küçük. Şimdi ben mastifçi olduğum için hani cüssesi küçük diye ciddiye alınmamazlık yapılmaması gereken bir köpektir. Sert bir köpektir. Çok iyi bir koruma köpeğidir. Şimdi tabii zamanla Belçika Malinois'lar da iki kola doğru ayrılmaya başladılar. Bunun nedeni de ne? Bir, sivil yaşamda evlerinde Belçika Malinois beslemek isteyenler daha iri, daha gösterişli, daha büyük köpek istiyorlar Belçika Malinois'te. Oysa tam tersi olarak da jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza mümkün olan en küçük yavrular istiyor. Yani büyüdüğünde küçük olacak, minyatür olacaklar istiyor. Neden diye sorarsanız, şimdi bir sahil güvenlik ya da bir gümrük muhafaza bir gemiye uyuşturucu baskını yapacak. Oraya çıkacak olan kolluk güçleri 8 metre 10 metre geminin yan duvarına halatla tırmanması gerekiyor. Tırmanırken de köpeği de taşıması gerekiyor. Tabii en az kiloda en küçük olan Belçika Malinois'u sırt tasmasıyla belindeki palaskaya takıp tırmanabilir. Ama büyük Belçika Malinois'lerde bu zor olacaktır. Daha küçük, daha hareketli, daha ufak tefek, taşıması daha kolay Belçika Malinois'lar genelde kolluk güçlerinin birinci önceliğidir. Yani istekler o tarafa doğru kayar. Ancak sivil yaşamda görsellik öne geçtiği için daha iri, daha büyük olanlar istenir. Şimdi bu bizim Barretta. Erkeklerimizden bir tanesi. Barretta çok güzeldir. Bir tane Max'imiz var. O biraz çılgın. Sert. Hani sert yavru almayın diyoruz ya. İşte Max biraz sert bir köpeğimiz. Bir de Tünel'imiz var. Bakın Max, gördünüz mü? Eğitimli olduğu için otur deyince oturur, bekle deyince bekler. Ama tabii bu eğitimi vermezseniz Belçika Malinois sizin kabusunuz olur. Pirana gibidirler. Belçika Malinois'leri evde beslemek isteyen arkadaşlar için ben özellikle 45 yaş altı insanlara tavsiye ederim. 45 yaş üstünde biraz zor olabilir. Enerjik bir köpek olduğu için. Günlük böyle koşuya çıkan, standart koşusunu yapan, doğayı seven, outdoor faaliyetleriyle ilgilenen insanlar için
ideal köpeklerdendir. Fabrikalarda, iş yerlerinde, otoparklarda, AVM'lerde, özellikle bakın kargo firmalarında ve nakliye firmalarında kötü niyetli insanların gönderebileceği kötü kargoları engelleyebilmek için caydırıcı olarak Belçika mayonezler korumada kullanılabilir. Yani nakliye firmasıysanız size kim kargo veriyorsa onu götürüyorsunuz. Ama Belçika mayonezleriniz varsa o kargonun içinde ne olduğunu size ya da zararlı bir şey olduğunu size söyleyeceklerdir eğitimli oldukları sürece. Durumumuz bu. Şimdi ben burada Arya'yı da getirdim. Arya'yı getirmemin nedeni şu. Belçika'ya gittiğiniz zaman Belçika'daki üreticiler, Belçika mayonez üreticileri özellikle standart olarak kabul edilen bu kayısı rengi dişi maskeli çok istiyorlar. İşte Belçika mayonezler böyle arkadaşlar. Ne kadar eğitimli de olsa. Bak. Arya tamam kızım. Gel. Kayısı renk, maskeli. Bunlar çok beğenilen, çok arzu edilen, istenenlerinden örnekler. Bizim ülkemizde daha çok koyu renkleri sevilir. Koyu renkleri de çok güzeldir. Yani yelpaze olarak böyle kayısıdan siyaha kadar uzanan bir hattı vardır. Yüzünü, şeklini, kulaklarını ırk standardı olarak görebilirsiniz. Çok ciddi ve güzel köpeklerdir. Yani beslemeye doyamayacağınız ırklardan bir tanesidir. Ama kesinlikle bakın tekrar söylüyorum. 40-45 yaş üstü insanlar için ağır gelebilir. Yani çok hareketli olduğu için. Mesela yani şimdi ben düşünüyorum bana ağır gelir. Hani daha gençler için ideal. Dur kızım. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İnşallah Belçika mayonezleri sevmişsinizdir. Görüşmek üzere.